or die. Efendim herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz sevgili Cevahir Bey. Siz de... Cevahir. Evet. Akşam saatlerinde efendim Ahmet'in de dediği gibi sosyal pil bitince biz. Cevahir Bey siz de hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim efendim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim efendim. Kesinlikle hiçbir şey olmadı. Gayet mutluyum, mesudum, motive olmuş durumdayım. Çok sakin. Kendine gel, dobarlan. Evet. Dobarlan. Efendim ufak yeşil bir... çocuk. Normalde Instagram'la ilgili bir içerik gelecekti ama ufak bir aksilik sonucu şu anda Ufufu'dayız. Evet, Ufufu. Hadi o ekranda evet, verelim şöyle. Evet, şimdi birlikteyiz efendim. Bugün Cevahir Bey ne yapacağımızı söyleyecek ama ondan önce efendim sizler de videoya like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki devamı aynen gelsin. Ve bu arada like'lar ufak önemli. Bir şey yapalım, böyle spoiler. Yarına da çok güzel bir video geliyor efendim, bilginiz olsun. Bir simülasyon geliyor şöyle. Onda da desteklerinizi gösterirseniz onun da full halini satın alacağım. Öyle oynayacağım. Ama destek göstermezseniz demo bana yeter. Evet. Yani. Şimdi... O yüzden bildirimleri açın ki efendim, kişiselleştirilmiş değil. Tümünü alın ki bildirimleri hepsi gelsin. İçeriklerin evet, tümünün gelsin, bildirimleri gelsin. Yoksa YouTube şerefsizlik yapıyor. Şimdi Semih Bey. Kararsız kaldık, ne yaptık ne ettik filan. Yemekler üzerine konuşurken vatandaşlar dedi ki böyle içecekler olabilir, sevdiğiniz içecekler olabilir falan filan. Akılda bir ışık belirdi. Önce sana dedim ya hatta cipslere bakalım filan diye. Evet. Sonra dedim cipsi sana bırakmayalım. Ben ne kadar cips sevdim biliyorsun. Abur cubur karışık yapalım. İçinde cips var tabii ki. Abur cuburlardan en sevdiğimiz en ortaya karışık yapacağız. Ufufu testlerine ekmek banacağız hazırsak. Evet, ben hazırım efendim. Hazırsak başlıyoruz. Ben de hazırım. İnşallah seçenekler güzeldir. Güzel ikilemlerde kalırız efendim. Hazırsak İnşallah. Fazla da zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Şöyle play tabii diyelim. Ki. Buradan 128 çok olur diyorum ben. Çok. Bayağı, 64 bayağı idealdir efendim. Aynen öyle. Haydi bakalım. Başladık. Haydi. Herkes evet, açsa reklamlar dakika, geliyor. Lütfen. Önce bir reklamı geçelim de. Allah aşkına şu reklam engelleyici al artık. Ben almak istemiyorum. Şimdi Canga mı Viva mı? Efendim ikisini de aramıyorum yani... ben Cevahir Bey. O yüzden size bırakıyorum bunu. Katılıyorum. Albeni'nin Viva'sını bir kere yemişimdir. O kadar aramıyorum ama Canga'yı bayağı yemişimdir. Normali de var galiba değil mi? O ne? Galiba mı? Albeni mi? Oğlum o kahverengi... Paket... Ha kahverengi... mor olan pardon, o başka tamam. Kahverengi doğru hatırladım. O kahverengiyi nasıl unutabilirsin yani yeğenim? Bu... Canga. Teşekkür ederim Semih. Hayır, Canga diyecekti çünkü. Belki demeyecektim. Canlarım Allah belasını versin diyecektim. Yok demezsin neyse, sen onu biliyorum. Hadi, efendim şimdi brownie'nin normal yuvarlak, çikolatalı ve vişneli olanları gayet güzel. Ben seviyorum ki hatta geçen sefer Cevahir Bey'le efendim şöyle bir ne derler? Hep beraber bir gezmeye çıkmıştık. Orada çok acıkınca benzinlikte hemen bir tatlı bir tuzlu. Neydi lan benim aldığım? Havuçlu tarçınlı kekli bir tane de brownie. Güzel gidiyor. Evet buradaki... Peki brownie intense mi? Brownie kek mi? Kek. Ben Intense'i tamam, seviyorum. Ben Intense'i daha çok seviyorum. Aa, Intense'i sevmiyor musun lan? Intense fena patlatılıyor. Yok, neyse yani, sen burada ne diyorsun peki? Ben burada cips diyorum efendim. Yani buna nazaran. He tamam olur haydi tamam. Peynir soğan ama yedikten sonra boğazda böyle iğrenç bir tat bırakıyor sadece. Ya doğru ama var, şey yapmam ya. Diğerine bırakmam yani. Diğeri güzel değil. Çubuk krakeri ben tek geçerim bu arada. Fakirin dostudur. Efendim bunun benim için tek rakibi balık kraker. Ha yok benim için rakibi yok. O da çok dişte yapışıyor ya böyle. Ya ama güzel. Oluyor böyle. Bu ne oğlum? Ben bunu bilmiyorum bak. Yani ahenk güzel de bir Kinder çikolata değil be. Çocukluğumuzda buna ulaşmak böyle çok şeydi. İmkansız gibiydi. O yüzden çok severiz. Evet. Ne diyorsun? Yani Pico'yu yemişliğim var. Pico'yu çok şey yapmam. Hani böyle aşırı isteyerek yemem de Nesquik de sevmiyorum ya. Sen de hiçbir şey sevmiyorsun lan. Nesquik'in gofreti yani o kadar aranmaz dediğin gibi ama Pico... Fakirin dostuydu şu an her konuşumda fiyatı artıyor. En son 6 liraymış. 6 mı? Ben en son aldığımda 5 liraydı ama 6 mı olmuş? 6 olmuş. Vay arkadaş. Vallahi ben fiyatı üzerine konuştuğumda fiyatı artıyor. O yüzden bir şey demiyorum. Tabii. Burada benim tercihim tabii ki de Tutku. Heh. Adamsın var ya adamsın. Tutku candır. Bir şey diyeyim bak. Tutkuyla Biskrem kıyaslanınca Biskrem diyenleri dövesim geliyor. Biskrem'i. Çünkü yok, sen onlardan mısın lan? Yok Tutku. Oğlum Biskrem'in kakaosu kupkuru değil mi lan? Evet yani tam Tutku'nunki de reklamlarındaki kadar akışkan değil ama şey yani. Bir Biskrem de yani o kadar şey değil. Biskrem taş arada, yani. Ya Tofi de güzel de efendim Tutku değil yani bir Tutku yok, değil. Yok Tutku candır. Yani. Bakalım ne geliyor? Biskolata mı Züber mi? Züber'in o antep fıstık kaplısını yedim de. Yani biraz şey yavaş. Ben yemedim ama böyle hiç de cezbetmedi açıkçası. Yani gidip bir süpermarkette falan almam ben bunu. Nimet öyle denmez ama keçi bokuna benziyor. Evet. Yani. Antep fıstığına belenmiş. O zaman biskota mut. Bu şey yapmış. Okulda böyle gösterilmiş, kitapta gösterilmiş. Hani banılmamış bile, o kadar düşün, az yani. Tabii. Muhut'ta birkaç kere yemişliğim var bu arada. Çok güzel lan. Şimdi Canga dark mı, Çitos fıstıklı mı? Vallahi burada yani benim tercihim Çitos fıstıklı. Ben tercihte bulunmuyorum. Sana bırakıyorum çünkü fıstıklı bir şey sevmiyorum. Canga dark'ı seviyor mu? Canga dark'ı hiç yemedim. Merak da etmiyorum. O yüzden Çitos diyelim diyorsun istiyorsan. O zaman Çitos'ta şöyle devam edelim. Bakalım, en son Çitos fıstıklı yediğimde kusmuştum biliyor musun? Niye lan? Öyle de bir anım var. Ben şeyleri seviyorum. Bozuktu. Bu Çitos'un mini paketleri oluyor. Üçlü birbirine yapışık. Şat gibi mi? Hayır şatı demiyorum, hayır. O kadar küçük değil. Daha böyle cep boyu şu boylarda. Gerçi sen görmüyorsun beni de. Evet, üç tanesi birbirine yapışık oluyor. İşte süt mısırlısı var, fıstıklısı var, biftekli ne bir şey vardı. O güzel. Peki bak. Çitos'un en güzeli peynirli olan değil mi? O parmağa yapışan böyle tozlu şey bırakan. Peynir kaplı olan. Valla ben biftekliyi de seviyorum. Biftek miydi o? Neydi lan? Biftek. Biftek evet. Biftek o... şey pati şeklinde olan biftek, normal uzun olan, ya fazla uzun değil yani, böyle yuvarlak şey gibi olan, peynirli olan. Ben peyniri çok seviyordum. Yani ben valla şeyde böyle aldığımda hep aklımda biftekli kaldı ya. Ben biftekliyi seviyorum. Okey, olabilir. O güzel yani. Burada ben çikolata diyorum ya, sütlü. Evet. Bunu yemedim ama bu arada. Ben merak etmiyorum açıkçası. Ben de. Çikolata Ülker'den devam. Tırrakça duruyor. Oğlum bunlar özellikle mi seçmişler bunlar ya? Ya 64 deyince böyle geliyor biliyor musun? En alakasız şeyler geliyor. Saçmalara geçen bana geliyor. Böyle oldu. Nothing Max sanki daha iyi ya. Bu iki taraflı var ya böyle. Yani burada ben tamamen sana bırakıyorum tercihi. Nothing Max daha iyi. Biskolata tamamıyla üründen çalmış gibi yani o üründen. Üstüne çıkamaz gibi. Vallahi bu güzel. Şimdi Hobi her böyle bayrama gittiğinde kolonyanın yanında verdikleri için Hobi'nin bende bir geçmişi var. Küçük boylar değil mi? Çok güzel oluyor. Evet, mini boylar. Tekli satılmazlar. evet kesinlikle. Vallahi bu da iyi ama. Kritos'u yedim mi? Yedim. Onu da yedim ama ben şey derim ya. Hobi ya derim yani. Sana bırakıyorum özel yeri olduğu için. Ben cips kolik bir insan olduğum için Doritos, Kritos'u severim. Ama sana bırakıyorum dediğim gibi. Ben burada Hobi diyeyim. Zaten daha bir sürü cips var yani. Çıkar illa üstte. Cips. Evet. Hoşbeş'in niye bu peki? Lan. Ya bu güzel değil ya. Normal daha yani. Antep fıstık mıydı lan yeşil olan paketi? Evet. Hayır. Gerçi buradaki Sticks de pirinç patlaktı. Pirinç. Hiç onu yemedim mesela. Normal Sticks yedim ben. Zaten her türlü eğlenecek. Evet, o yüzden Sticks diyelim. Hoşbeş'in bu Hindistan cevizli gitsin. Pis kaka. Burada ne diyor? Çokomik mi? Yeğenim Napoliten. Değil mi? Evet. O da yani bayramlar, buna da param böyle yetmiyorsa giderim BİM'den neydi? Bueno. He doğru. Yani. Bu arkadaşlar böyle güzel küçük sakız gibi çıkıyorlar. Evet baya güzel. Vallahi yeğenim şimdi Patos. Şunu ben sevemiyorum ya. Böyle bu yok yani. Patos candır. Acılısını sevmiyorum ama olsun. Şerbetli tatlılarla alakalı veya gündemde olan tatlılarla alakalı tutup da çikolata yapıyorlar ya, kafalarına tükürdüğümün firmaları. Arkadaşım baklavanın çikolatası olmaz. Dubai çikolatası diye saçma bir şey üretmişler zaten, kendisi saçma. Onun çikolatası olmaz. O yüzden fuck you. Evet. Cips Patos yedik diyeceğim ama sizi bıraktıktan sonra benzinlikten bir şeyler almam lazım. Ulan çok alakasız. Mesela bir ne bileyim abur cubur bir şey alırım ya da bir içecek alırım filan. Sorarsın. Hani dersin ki abi böyle Dubai çikolatası var, alır mısın diye sor. Ulan ben çok apayrı bir şey satın alıyorum. Adam kalkmış bana Dubai çikolatası soruyor. Ya dedim ben ona para vermem. Aşkına. Saçmalık Dubai çikolatası ne ya? Ben bu ve bir gramda nedense merak etmiyorum yani. Hiç yemedim, merak da etmiyorum. Videoları da hoşuma gitmiyor. Şu an bu ikisini de yemedim. İkisi de hiç beni cezbetmiyor. Çok itici geldi ikisi de. Evet. Yani altın olayı tamamıyla böyle çocukları kandırmalık gibi duruyor. Evet. Ama altın demişken, çocukları kandırmak demişken, favori çocukları kandırma olayım altın yuvarlak paralar olayıdır. Aynen o paralar. Onlar çok iyi ya. Tam çocukları kandırmalık. Burada ne diyelim? Ülker diyelim. Canga bir tane seçtik herhalde değil mi? Sanki ilk Canga'yı seçtik zaten. Aynen. Golden'ı seçelim. Buradan Golden devam edelim. Candır. Ama ya. Oğlum yani. Ne lan bunlar? Çok mantıksız. Bütün bademli Vince seçecek. Vince'i seç gidelim ya. Sence? Seçelim. Zaten elenecek. Ülker çikolata seçtik ya. Bu arada aklına arka planda şey geçiyor yeğenim. En iyi dondurmayı seçmek lazımdı aslında. Aa, güzel olabilir. Güzel olurdu bak o da. Ben kornetçiyim ama. Ne diyorum burada? Ben Haribo'yu özel yeri olduğu için diyorum. Ben da şey, ben Haribo derim ya. Değil mi? Haribo'nun evet, yeri evet, ayrı ya. Ben şeyde Fransa'da gittim ya, bunların ne o ilk fabrikası mı ne? Oraya 2 evet, evet, evet. kilo 2 kilo aldı. Şeylerden yaptıracaktın ya, sonra vakit olmadı. Evet, evet, normalde böyle kendisini kendi istediğin şeyde yaptırabiliyorsun. Haribo'yu da yapabiliyorsun. Ama aynen, zamanım o kadar kalmadı ve bu arada tatlarda birazcık farklılık var yeğenim. İçindeki içerikte de çok büyük fark var. Yani çok ya farklı şeyler denedim ben orada. Tamamıyla kesinlikle yani yapım aşamasında filan sıkıntı yaşıyor buradakiler. Daha fazla kimyasal basıyorlardır. Ya o onun haricinde bir de içerik olarak yani çok farklı şeyler var. Oraya gidince insanlar. Çeşitlilik açısından evet, evet, diyorsun yani. Çok anladım, çok anladım yani. Ben kimyasal olarak diyorum. Okey, o zaman Haribo. Haribo onun adı. Var. Devamı neydi lan? Haribo onun adı. Muhteşem ayıcı. Ha, muhteşem yumuşak ayıcı ne bir şeydi. Muhteşem ayıcı. Toblerone'yu yemedim yeğenim de çok görüyordum. Toblerone bir klasik. Para tuzağı. Yani. Toblerone. Yemin ediyorum yerken dişin kırılacak gibi gelmiyor evet, mu bazen sana? O kadar sert ya böyle. Çok saçma. Milka'nın eski paketi daha iyiydi bu arada bence. Eski yani bu olan yoğurtlu zaten. Bu ne oğlum? Yoğurtlu. Eskisi olsa ben yemedim, onu seçerim de şu an şey kruvasan ya. Evet, bir de o kadar antin kontin şey var ki şey. Seven Days fındık kremalı, Milka yoğurtlu. Lan normalini koysana. Yani normalini koysa direkt Milka diyeceğim. Evet, o yüzden fındığı seçip gidelim. Kendiniz Şeref kaybettiniz. Evet. Milka bizi kaybettin. Aa. Oğlum bundan çıkmamış mıydı? Yok, o diğer goldtu. 1000 tane gold evet, şey eklemiş. Zaten klasik yenim bu. Ben klasik derim. Klasik yenir. Cipsin her halükarda her versiyonu yenir. Fıstıklı olmalı. Ya onlara nazaran ya yenim eticin. Eticin. Portakallı. Vallahi eticin. Of. Bir de kekstra vardı. Aa, gürbüz bir canavar mı? He. Tüm sınıf ondan korkar mı? Yo, korkmaz mı? Onun reklamı bile güzeldi lan. Ben seviyordum evet, onu ya. Hem burada sana bırakırım. Sen intensçiydin herhalde. Ben Antep fıstıklı çok sevmem ya açıkçası. Ya Ülker içerisinde Ülker'in malzemelerini pek sevmem, tercih etmem tamamıyla yani saçma sapan geliyor çoğu. %60-70'i. Bu en sevdiklerimden ama bir Brownie Intense değil be. Brownie Intense çok hoşuma gidiyor. Burada özellikle çayın yanında yemeği. Güveniyorum zaten. Ben de dediğim gibi ben Antep fıstıklı çok fazla sevmiyorum. Burada birincisi Biskrem evet, zaten çikolatası bile az olan bir şey. Portakallı çikolatalı niye yaparsın? Yalan. Ve ben Naco'yu tercih ederim. Evet, Naco değil lütfen Semih Bey. Nacho. Nacho de bakayım, Nacho. Naco. Hayır, Nacho. Nacho ne lan? Şimdi sen Taco mu diyorsun? Gerçi Taco deniyor, tamam fark ettim. Yeğen ben burada açık ara diyorum ki Probis. Ama eski evet, Probisler. O yeni bol vitamin ne bir şey yazıyor. Onlardan değil. Proteinli. Ha, bol proteinli mi yazıyordu? Bir şey yazıyordu. Bu düz sade olanı. Bu olacak. Probis'in yani, var ya, Probis'in uzun yolculuk versiyonları gibi var ya, böyle büyük aşiret boyu gibi ağır böyle yuvarlak. Bu arada onların onlu böyle devasa boyları var ya. Biz onları yiyoruz. Üf. Gerçi Probis bu sıralar almıyoruz. Probis'in İçindeki kreması çok güzel ya. Çok dolu evet, dolu ya. Aroma da çok mızlı, iyi. Evet. Ben bu arada Doritos yani. Nacho'yu övecektim, övdürtmedin. Naco diyor bir de utanmadan. Al sana Taco. Heh. Ben bir şey diyeyim mi? Heh. En sevmediğim cipslerden olabilir. Ama herkes çok seviyor. Taco'yu mu? Sendeyiz. Evet. Ben severim ya. Taco iyidir. Ben Nacho diyeyim geliyor bu arada. Arka plan da. Doritos ayak. Ne yani, diyorsun şimdi Burçak? Çikolatada niye burçak lezzeti var? Hapşıracak mısın? Hapşır. Hapşıramıyorum da. Bak, birinde burçak lezzeti var. Yani. Diğerinde yer fıstığı karamel. İkisini de sevmiyorum. Evet saçma. Sana ya bir bırakıyorum bunu. Metro Big 3 ne? Allah aşkına yani. Normal metro neyine yetmiyor. Yani bu serüven yerim. Big 1, Big 2 falan diye gidiyor herhalde. Öyle bir şey salladım mı? Öyle bir şey var mı? Salladım. Yok sallıyorum şu an. Ha. Herhalde öyle devam gidiyor. Filmi. Sen çiz. Ben karar veriyorum. İkisi birbirinden kötü yani. Yani bu herhalde. İkisi de Ülker'in zamazingolarından. Gider zaten. Ülker mi yaptırmış lan bu testi? Bilmiyorum ki. Oreo herhalde değil mi? Oreo ya. Bence de. Oreo. Lan ne oldu benim burnuma? Allah. Aha. Yerim vallahi ekstra ya. Direkt yani. O rulo katın gerçek şeyi var ya. Şimdi markasını unuttum. Gerçek o rulo çikolatayı piyasaya süren bir tane firma var. Yabancı. Onun ruloları gerçekten tatları farklı oluyor. O illa ki farklıdır. Lan ne oluyor benim bununla? Susamlı mı? Susamlı şey mi? Ya. Şamalov mu? Şamalov hiç sevmiyorum ben ya. Ben çok seviyorum ama susamlının da yeri ayrı, eski paketi olacak özellikle. Paketi eski olsun, tadı yeni olsun, fark etmez. Ne diyorsun? Susamlıya hemfikir misin? He, susamlı diyelim ya. Bence de susamlı bizde gelir. Aha. Aa, Nero yenim. Normalde bunu da severim ama Nero ya. Tamam, olsun olsun. Bana çok çikolatalı geliyor son zamanlarda ama yaşlandık be yeğenim. Petito. Bir şey diyeyim mi bak? Heh. İkisi de o kadar önemli değil benim için. Benim sadece Petito'nun o eski paketini küçük görünce olanı. Evet, o kırmızı olan böyle dümdüz. Evet. Okul zamanı satılırdı onlar markete diyorum, kantinde 50 kuruş olurdu ve pahalı gelirdi. Şu an şey yaptı, bir mazi yandırdı diye Petito'yu seçelim istiyorsan. Ama Twix de güzeldir, fark etmez. Ne olursa olsun. Bu Choco Prens herhalde yerim ya bence. Yani şu an tadı birazcık sade gibi, yani böyle yavan geliyor ama eskiyi düşünce Choco Prens'i seviyordum. O yüzden ben Choco Prens'i... Ben Choco Prens'i hiçbir zaman sevmedim. Hiçbir zaman da severek yemedim. Eve alındıysa zorla yedirilmişimdir. Büyük boyları o zaman tekti yani. Evet. O zaman işte onu hatırlıyorum. Kupkuruydu. Eskiden de kuruydu. Evet, sen şu an yanlış hatırlıyorsun. Her zaman kuruydu. Puh! Şimdi burada ikinci turumuza geçtik Cevahir Bey. Ben burada... Evet. Canga derim ya. Burçak gelmesin artık bize. Evet, burçak pıskaka gitsin. Ya bu burçak ne Canga'yı. Burçak? Canga'yı da o kadar sevmiyorum. Var ya bir tane replik. Yapıyor. Onun gibiyim şu an. Vallahi ben Probis'ten yana kullanıyorum oyumu. Bir şey diyeyim mi? Bunu daha sonra bir vakit ayırıp 128'lik mi, 300'lük mü, 400'lük mü ne varsa onu oynayalım. Niye? Çünkü cipslerimin hepsi gitti sanki. Ruffles, ketçaplılar filan gitti. Onlardan bahsediyorum. Onları da zaten en başa koymuyorlarsa ayıptır be. Şerefsizler. O karışık yapıyorlar ya. Probis seçelim hadi, tamam, ayıp değil. Probis. Ya bari Lays baharatlıyı koysaydınız be. İstiyorsan neyse, hızlandırılmış tura çevireyim hemen 128'de. Pat pat pat. Yok yorumsuz. Aynı şeyler gelmiyor ya, sıkıntı. Yok. Çıbık kraker. Bence de. Normali değil mi? Bence de. Güzel, onun tuz oranı. Onu böyle dudağında bile tutsan güzel bir tat veriyor. Evet. Ben normal Kinder'cim yeğenim. Okeylerim ya. Aramam ikisinde. Çünkü Pico yani o kadar hamşam şey değil. Burada yeğenim. Ben Nero'dan kullanıyorum oyumu. Sen Intense'den büyük ihtimalle. Evet. Şey yapalım. Taş kağıt makas mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi. Taş kağıt makas yani. Hadi. Taş kağıt makas. Makas. Bir daha. Taş kağıt makas. Taş. Gene geçen sefer de aynısı olduydu. Hatırlıyorum ben bunu. Onu hatırlıyor, ona rağmen makas mı yaptın? Evet. Ben Çitos fıstıklıyı sevmiyorum. Sen deyiz. Fark etmez, ayak uydurma ama fıstık güzeldir. Tamam, fıstığı seçmek istiyorsan seç. Seçtim. Fıstık yani. Yenim Haribo. Bilemedim. Haribo. Haribo ya. Haribo kesinlikle. Çocuk Haribo. Ya da büyük ol. Haribo ile mutlu ol. Oo. Ben dediğim gibi Taco'yu pek sevmediğim için cini seçerim ama Taco'yu seçersen neden seçtin demem. Yenim valla. Ya şimdi çocukluğumu düşünürsem cin geliyor. Çocukluğunu bırak. Ama şu abur cubur seçiyoruz ya burada. Taco. Afiyet olsun. Tutku. Napoliten ya. Tutku ne? Ne Napoliten'den tükürüm. Napoliten'den tutku var lan burada. Tutku var lan burada, saçmalama. Oğlum tutku ne? Tamam Napoliten. Güzel de Napoliten de güzel ya. Ama ne Napoliten be? Napoliten güzel be. Güzel ama yani oturup da doyurmaz. İkisi de olmaması lazım. Abur cubur konusunda seni şey yapar, evet. Choco Prens diyorum. Salla gitsin. Salla gitsin. Choco Prens 2 turdur öyle ne derler? Bala geçiyor. Yani herhalde Seven Days. Olur. Ayak uydururuz. Yani zaten gidecek bunlar, durmaz ya. Fındık kremalı diye bile tükürdüklerim. Yerim Patos. Patos. Evet, bu acılı çok güzel oluyor. Peynir soğan ya. Fark etmez. Ben Ruffles ketçaplıyım. Ben de ketçaplıyı severim bu arada. Çok ketçaplı severim onu, var ya. Daha güzel. Sana burada... birbiriyle çok uyumlu olan ikili söyleyeyim mi? He. Ruffles ketçaplı ve fırından yeşil olanı. He. İkisini üst üste koyup yiyeceğim. Ama mantıklı, denenebilir. Herhalde evet. Toblerone gelir. Evet Toblerone. Gelsin bizimle. O çok hoşdur o cipsler. Ya, Naco ya. Cubun evet. Ne oldu? Ya yine Naco derinden Naco demedim doğru. Oğlum Nacho desene, niye Nacho demiyorsun? Meksika usulü bu, Nacho desene. Oo yok demem. Sevin Nacho desene, niye Nacho demiyorsun? Videonun sonunda 1000 like yese diyeceğim, tamam mı? Oğlum Nacho Meksika. Tamam bir dakika. Ben yerim, çok kararsız kaldım lan. Sendeyiz. Ya Hobi'nin bir belirgin bir tadı yok bence evet, ya. Evet, tadı yok ama anısı çok. Bu arada fark ettin mi, Tadelle gelmedi. Ben Tadelle'yi çikolataların zirvesine koyarım. Gelmedi evet. Yerim bu, Tadelle sana tabii. Bırakıyorum bunu. Oğlum Chocobrez 2 turdur. Chocobrez son 8'e nasıl geldi ya? Ulan Fındık da öyle geldi, bu da öyle geldi. Evet ama Seven Days geçsin ya, ben kruvasanı severim. Tamam. Ben de seviyorum. Geçen size hatırlıyorsan kahvaltıdayken derim Seven Days'in kruvasanları çok acı oluyor diye. Evet hatırlıyorum. Yerim burada seviyorum. Peynir soğan bence ya. Olur. Bu arada üst tura geçmişiz ha. Hışkırken ölüyordum. Tutku. Tutku. Toblerone'ler yani değil mi? O gider artık. Artık katılıyorsun değil mi bu fikre? Bu Probis yerim. Tamam, Probis doğru. Fıstıklı o kadar. Yani bazı çikolatalar sırf rakiplere kötü olduğu için geldiler. Evet değil evet. Mi? Mesela ne burada diyorsun? Ben Kekstra derim ya. Tamam hadi senin şeye uyum sağladım ama Kekstra bence o kadar da değil. Normal brownie olsa direkt normal brownie'yi seçerim ama Kekstra brownie bence. O normal dediğin kek ama bu intense, bu zaten normali. Tamam hani yuvarlaktan bahsediyorum ben. Tamam o kek oğlum o işte. Tamam işte kek. İşte kek de ona. Bunda normal ne yazıyor? Burada da kek yazıyor. Abi mi bu? Bu normal mi? Allah Allah. Sus konuşma normal diyor. Burada efendim ben altın ayıcıktayım. Bir şey kabul edelim. Nacho'yu diğer turlara geçireceksen kabul ederim. Hiç bilmiyorum. Ne çıkacak, rakibine gelecek bilmiyorum ki. Nacho aman yani Taco eliyorsak bir tane cips çıkmalı. Nacho çıkmalı finale. Nacho çok iyi bir cips. Doritos işte, ayak ya, o yeterince iyiyse zaten çıkar. Da Haribo'yu geç hadi. Haribo daha iyi. Bence daha iyi değil. Burada Patos. Bakayım dur düşüneyim. Şimdi doyuruculuk filan değil. En iyi abur cubur seçiyoruz. O manaya mı dönelim? Ne diyorsun burada sen, Patos mu diyorsun? Ben Patos diyorum ya. Kinder'e o kadar çünkü sıcak olan biri değilim. Tamam Patos seçelim. Kinder'de seçilirdi yani. Da yani oha artık ya. Ama burada Nacho burada elenmez ya. Nacho Nacho de şuna. Nacho. Ben oyumu süper boy mısır cipsi olan Doritos Naco peynirinden yana kullanıyorum. Naco diyor hala, Naco diyor ya. 1000 like yese Nacho diyeceğim tamam mı? Ama şu peynir soğan. Peynir soğan bence de. Borda peki sen sana bir şey sorayım. Tam finalde sorayım dur. En son bittikten sonra. Ne diyorsun burada? İkisi de olur ya. Çok kararsızım. Ben hala Kekstra diyorum ya. Kekstra çünkü yani de. Küçücük yapay şekerleri çıkarmıyorum o kadar. Yani. Nacho burada Naco. Nacho. Ya yürü git, beni düzeltme. Yani burada ben hala Probis'çiyim bu arada. Tamam senin videon olduğu için sana okey diyorum ama ben Tutku'yu çıkartırdım yukarıya. Vay yok Probis abi o güzel. Bu arada ikisini de peş peşe yemişliğim çok ya böyle seviyorum. Yenir. Önce bunu yiyip sonra bunu yiyordum. İyi gömülür vallahi. Dur ya bu cubunu ekmek arası bile yersin. Şimdi, ne diyorsun? Lan çok kararsızım. En çok benim tercihim Nacho. Onu tahmin ediyorum da. Yani. Ya şimdi mesela bir Ruffles ketçaplı falan olsaydı o zaman Probis'i elerdim de şu an ne bileyim Probis sanki biraz daha ağır geliyor bana. Bir şey diyeyim mi, elemezdin. Şu an ayak yapıyorsun Probis'i getirmek için. Yok ama sen Probis'i elemezsin. Şimdi bak bu Naco'yu çok fazla hani gidip Nacho diyecekti kendiniz zaten şerefsiz. Naco'yu çok fazla gidip de marketten almışlığım yok. Hani elim genelde diğerlerine gider. Diğerleri kimler? Ruffles ketçaplı ile fırından. Anladım. Özellikle fırından. Ya Probis'i. Ne oldu lan bana? Hasta oluyor. Ya. Tam Probis diyorsan Probis de ya. Diğer tura ne çıkacak? Da. Bir dakika. Peynir soğan çıkar. Şimdi Probis'i kazandırtırsın öyle. Kazandırtırsın. O ben zaman... yani bence Nacho çıkarsa gelsin. Bakalım. Şimdi seçtiklerin finale kalacak. Yani seçtiğin. Rakibi olacak Nacho'nun. İki cips olmasın bence. Zaten finale cips çıkacak otomatikman. Şöyle yapalım. Yani. Kekstra vs Nacho kaldı. Ve burada da Naco çıkar tepeye. Naco diyor. Naco'nun ismi Nacho. Şimdi bir şey merak ettim. Bir şey olmaz. Düşmezsin. Tamam. El aleme kim geldi? Bu bizde yoktu. Bu bizde yoktu. Bu bizde yoktu. Bir şey söyle. Bizde vardı. Bir şey söyleyeceğim. Şunu bir load more desene. Hepsini yükle bir. Bak birinciye gel. Bak olmayanları sayıyoruz. 1, 2. Yok ondan dolayı değil. Tamam. Ya bak, bu. Sonra da saymaya devam ederiz. Ferrero Rocher güzeldi. Ferrero Rocher. Bunu sevmiyorum. Güzel bak bir şey diyeceğim. Gel bir yukarıya. Bak. Allah rızası için. Tamam çok güzel bir cips ama birinci değil be. Bence hadi de. Hadi onu geçtim. Hadi onu geçtim. Pringles'ın sadesi ikinci mi? O zaman Pringles paprika nerede? Paprika Pringles'ın bana göre ürettiği en iyi cipstir. Bu arada katılıyorum. Hem de sonuna kadar. Bir dakika evet. Var mı? Şeyde hızlıca bir bakıyorum. Aa Tadelle. Lan Tadelle gelmedi. Nerede lan? Heh. Orada. Toblerone var. Biskolata Patos'un değişiği var. Bu da gelmedi. Burada. Oo tartini de çok güzeldi. Evet evet. Hatırlıyorum onda. Tartini. Samba Dido. Süt mısır mı? Siz vizyonsuz musunuz oğlum ya? O kadar güzel değil lan o. Bu Chips Master bir kere Malezyalılar getiriyor. Çakma çok şey kötü. Pringles'ın ürünü gibi. Çok kötü tadı. 30 kere yemişimdir. Parasını ben neden getirdiklerini bilmiyorum. Türkiye'de paprika şey çekildi ya, Pringles çekildi ya, ondan dolayı. Muhtemelen Crunch yani var. Onlara kaldı. Yerim bu arada evet. Paprikayı hiç yok lan galiba sanki değil mi? Mars var. Paprikayı almamış. Paprika alınsa buradan girmez yani. Oğlum imkanı yok bu kadar geri gidemez. Oğlum yani Sarelle'nin çikolatası da o kadar üstler olamaz, sıçkırdım pardon. Valla bende de hapşık mapşık efendim kusura bakmayın. Bir terslik var, bir şeyler oluyor ama anlayamadım. Aa ikram da olabilirdi, ikram da iyiydi. Evet evet, High Life de fena değil bu arada. Half Life. High Life. Başka ne var burada? Nestle beyaz çikolata zaten filan. Bitti galiba. Oğlum bize yani Chocoprens gelmiş, Chocoprens sondan 3. Bizim oğlum, rakibi bu... olmadığı için kaçıncı sıraya kadar çıktı? Bu test efendim o kadar ahımşan bir test olmadığına kanaat getirdik burada. O zaman sana soru. Heh. Şu en iyi cips ve en iyi çikolata. Senin sevdiğin. Siz de yorumlara geldin. En iyi cips evet. Ve en sevdiğim çikolata mı? En sevdiğin cips ve en sevdiğin şimdi çikolata. Şimdi cips evet. Kategorisinde ben de ketçaplıyla bu değil diğer fırından var ya. Hı-hı. Yeşil paket. O kapışır. Bu fırından değil lan zaten. Hı-hı. Büyük ihtimalle fırından kazanır bende. Pringles'la var yeğenim bu arada. Paprika ha o zaman var. Paprika. Tamam. Yani mantıklı. Direkt paprika. Çikolata ne? Çikolatada da oğlum ben çok çikolata tüketen bir insan da değilim ya. Tamam çok tüketmiyorsun. En sevdiğin ne? Senin sevdiğin vardır illaki bir şey. Yani gibi. Napoliten ya gene. Aa bu arada bir şey diyeceğim. Muzlu popkek yok. Fark ettin mi onu? Evet evet. Popkeklerin hiçbiri yoktu. Topkek de yoktu. Popkek de yoktu. Muzlu popkek efsane. Napoliten en sevdiğin çikolata mı? Oğlum sen hakikaten çikolata yemiyorsun lan. Bayramdan bayrama mı yiyorsun oğlum siz? Oğlum çok çikolatayı... yemem ki ben. Abi benim mesela en sevdiğim karam çikolata... filan yer. Karamı çok seviyor. Ay güzel. Abin zevkli adam işte. Bu sen o sever öyle şeyleri. Gece atıştırmalık. Gece 2'de 3'te kalkar yer. Oğlum ben yanlış kişiyle arkadaşlık yapıyorum ya. Ben abinle arkadaş olacağım. Dur ben kalkayım da o gelsin. Vallahi abinle arkadaşlık yapıyorum. Cips konuşuyoruz. Buna dur ufu bu tezini abini getir ya sen git. Tamam bundan bir sonraki teste onu getireyim. Beraber yapalım. Mantıklı. Ama bak, şey o sıkılır uzun versiyonda. Mesela biz ha. ilk 32'ye kadar indirelim. Şey tamam. ilk 16'ya kadar işte 16 olana kadar. Ondan sonra tamam. dahil edeyim onu. Tamam olur uygun. Evet, şey mantıklı. Diyeceğim. En sevdiğim cips, birinci sıraya 2 tane cips paylaşıyor. Bir Ruffles ketçaplı ve paprika. En sevdiğim cipsler hani her şeyin üstünde. Açık ara paprika. Ha yok, dersen ki Pringles değil. Hariç dersen fırından da ketçaplı kapışır, fırından kazanır. Benim Ruffles ketçaplı ve Pringles paprika ikisi birlikte kesinlikle. En zirvede. En sevdiğim çikolata da şu, biraz aşağı indirirsen oradaki kırmızı Tadelle'yi göreceksin. Ha, o Tadelle evet, gördüm. Benim hayatımın anlamı gibi ha, bir şey. Bak bu arada ben bunu da çok severim. Ama abi, o da çok güzel. Doritos Extreme de çok güzel bu arada. Tadı çok hoşuma gidiyor. Neyse, bu çok pahalı ya kalleş. Bayağı pahalı oğlum, çok pahalı. Yani. Neyse işte çikolatada Tadelle favorim. Cipse Pringles paprikayla Ruffles ketçaplı favorim. Ama ben fazla abur cubur seven bir insanım. Fazla tüketmesem ne ki sağlık açısından da. Yani yenmeli bence bunlar, bu güzellikler. Ya, arada bir yani. Dido. Evet. Çünkü güzelliği öyle oluyor biliyorsun değil mi? Hep tükettiğin zaman gözünü aramıyor çünkü. Evet. Bıkkınlık geliyor ya o otomatik. Bak. Evet. Ona da gerek yok. Böyle azar. En iyi Türk yemeğinde arkadaşlar şey diyordu. Türkler eti bayramdan bayrama gördüğü için o yüzden etler en çok sıralamaya girmişti. doğru aslında neyi beğendiğimiz değil de neyi canımızın çektiğini testiydi o. Vallahi öyle. Güzeldi. Dur şu ekranın diğerini alalım. Evet. Böyle Allah Cevahir Bey güzeldi. Akşam iyi bir sefere çıkmış olduk böyle. Efendim, bir de yemekten sonra izledik ya, güzel bir şey oldu. Yemekten sonra ya güzel oldu ama bir şeylik var böyle, bir hastalık da. Benim burnum tıkandı efendim, kusura bakmayın. Videonun burasına kadar izleyen arkadaşlar olduysa bıkmadan sıkılmadan efendim olabilecek keyifli bir video olmasını istedik ama şartlar evet birazcık burnum tıkandı, bir şeyler oluyor. Geçmiş olsun Semih. Evet teşekkürler efendim. Bugünkü video böyle oldu ama yarın oyun videosunu izlemek isteyen arkadaşlar varsa gelsin de bak, o eğlenceli güzel yani. Aynen. Simülasyon iyiydi. Efendim şimdi hazır sondayız artık değil mi? Başka bir dilim var mı? Evet yok başka bir şey yok. Şimdi efendim hazır sondayken zaten like yorum konusunu konuştuk. Sizlerden ricamız şu bildirim konusunda özellikle, çünkü bildirimden içeriye gelen arkadaşlarımın sayısı bir hayli az. Önerilen videolardan ve ana sayfadan geliyor çoğu arkadaşımız. Çünkü Temi uzun bir ara verdiği için YouTube'da diye ben senin bildirimlerini yollamayacağım. O yüzden sırf yeni katıldıysanız, yeni geldiyseniz, aynen önerildiyse veya yeni düştüyse, eski abonelerdesiniz filan, bildirimleri açıp tümünü al derseniz en azından katkıda bulunmuş olursunuz bu sayede. Sağ olun, teşekkürler diyelim. Evet efendim, teşekkürler bu bilgilendirme için de Cevahir Bey'e teşekkür ediyoruz. Kendisine sağ şuradan şu hamburgeri ısmarlıyoruz hayali olarak. Evet. Yeriz. Efendim o zaman bizden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki çeklerde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın efendim. Bay bay.